Emeklerinin hakkını savunmak ve seslerini duyurmak için bir araya gelen Bolu memur sen üyeleri ellerinde taşıdıkları dövizlerle hükümetin düşük zam teklifini protesto ettiler. Sorunun çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır. Yaklaşık 6,5 milyon memuru ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmelerde hükümetin kamu personeline 2024 için %15+10, 2025 için ise %6+5 zam teklifi memur sen üyeleri tarafından kabul edilmedi. Enflasyon farkı belirlesin demektir. Ellerinde her şeye zam değil maaşa zam, büyüyen Türkiye'den refah payı istiyoruz ve ücret skalasında adalet istiyoruz yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklamayı Memursen Bolu İl Başkanı Sami Yılmaz yaptı. Kamu işvereninin masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan sorunun çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve tekliflerimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Yılmaz, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifi duymak istediklerini belirtti. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltilsin dedik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliye yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusunda teklifimiz üstelik siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Bu hususların yanı sıra şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozultu, düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu. Bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok. Eylemde enflasyona ezilen değil, enflasyona ezen bir adım için refah payı uygulamasının şart olduğunun altını çizdi. Akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor. Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insan sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirler olarak alım gücümüz düştü. Her geçen gün sosyal maliyet artıyor. Psikoloji maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için refah payı uygulaması artık şarttır. Açıklamasının sonunda kamu işvereninin seslerini duyması gerektiğine işaret eden üyeler alın terinden tasarruf olmaz vurgusu yaptılar. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akıllı rakamlarla teklif revize edilsin. Refah payıyla memur ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin. Kamu işvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz. Yaşasın emek mücadelemiz, yaşasın örgütlü gücümüz.